Selam gençler. Bugün sizlere 5 tane en iyi hikayeli mobil oyunları e, derledim. Attığım videoda demiştim ki 15 like gelsin. E, siz 15 like attınız ben de en iyi 5 tane güzel mobil mobil ve PC yani bilgisayar e, hikayeli oyunlarını derledim. Umarım memnunsuzdur. E, şimdiden iyi seyirler size. Evet gençler e, listemizin başında tabii ki de Telltale Games e, Walking Dead var. The Walking Dead'in 4 tane sezonu var biliyorsunuz. Bunların bir tanesi bilgisayarda ve PlayStation'da oynanıyor. 4 sezonun biz 3'ünü oynadık biliyorsunuz. Bir de ekstradan 400 Days falan var. Mike Hon var. Ve unutmayın Collection var. Remastered. Ve bunun için Tilted'ı çalışanlar bayağı e, bu oyunlar için bayağı para harcıyorlar. Çünkü şimdiki zamanlarda böyle oyunlar bulmak bayağı zor. O yüzden 4 sezonuyla ve bitmeyen grafikleriyle bizim ilk sıramıza girmeyi hak kazanan The Walking Dead The Past diyelim. Çünkü tüm sezonları full yani. Neyse bir sonraki oyunumuza geçelim bakalım isterseniz. Aa bu arada şey unuttum. Definitely series'i unuttum. Ve sipariş edebiliyorsunuz ve öbür oyunumuza isterseniz geçelim. Listemizin ikinci sırasında söylemeye bile gerek yok. PlayStation'ın sunduğu The Last of Us. Ee, Oyunun grafikleri The Walking Dead'ten birazcık daha iyi. Yani hiç şey bayağı iyi hatta. Oyunun hikayesinde biraz garip. Yani ama oynadığınız zaman alışıyorsunuz. Genellikle PlayStation ve PC PC'lerde oynanıyor yani bilgisayarlarda. Bunun sezon ikisi de çıktı. Ee, onu da oynayabilirsiniz. Aa, bu daha şiddet içeren bir oyun yani Walking Dead kadar da Walking Dead kadar yani öyle adamlarla uzlaşamıyorsunuz direkten ya öldür ya kal öyle bir şey yani yani oyunda sokaklarda bile adamları yere yatıyorlar, yatırıyorlar öldürüyorlar bıçaklıyorlar her şeyi yapıyorlar yani gördüğün an insan gördüğün zaman tak 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 iki hamlede indiriyorsun. Ama bu oyunun da hikayesi çok güzel. Walking Dead kadar iyi denilebilir. Ee, çok güzel bir oyun denilebilir. Çünkü yani oyunda yani nasıl derler onu. Çok fazla yapılacak bir şey yoktu ama. Korkunç biraz yani. Gerçek hayattan alınmış gibi. Yani Walking Dead kadar ürkütmeyen bir şey değil. Bu daha fazla ürkütüyor. Ve PlayStation'dan da alabiliyorsunuz. 7 Mayıs 2013'te çıkmış. Vay. Neyse. Sony tamam abicim reklam yaptık Allah belanı versin. Neyse. Bir sonraki oyunumuz tabii ki Life is Strange. Bu oyunun hikayesi çok güzel. Garip. Oyunda bir rüyada uyanıyorsunuz ilk başta. Çok ee... Ama baya uzun süren bir hikayesi var. 15 saate yakın. Bitirmek yani oyun. Ee, oyun bir öğrencinin hikayesi tabii ki de okullar falan. Ama bunda da çok küfür ediyor. Abi ya böyle küfürler olmaz abicim. Vol Walking Dead'te bile ben bu kadar küfür duymadım. Ama bu da Walking Dead'le ilgili bir oyun. Yani Telltale Game yardım etti herhalde. Bilmiyorum öyle yazıyor. Bekleyin şimdi görürsünüz. Ve bu arada uygunsuz iç, iç içerikler var. Eee şeyde bu oyunda. Bilmiyorum neden The Walking Dead yazmışlar. Bekleyin şimdi. Görürüz. Ama İngilizce bilmiyorsanız bence oynamayın. Çünkü yani genellikle İngilizce. Ama bunda da öyle silahlı milahlı bir oyun. Aa vallahi gördünüz. Aha. Bu da daha... The Walking Dead'in yapımcıları yardım etti herhalde Telltale Game falan. Garip. Bir oyun sonuçta. Oyun mu oyun canım benim. Herkes, herkes yardım edebilir. Neyse. Ee, ve son oyunumuza geçeceğiz şimdi. izin verirse. Sağ ol abicim. Evet İngilizce bilmiyoruz. Çok iyi öğrettin bize. Life is strange. Aa 5 part varmış bunda da. 2015'te zaten bu bitti. Neyse şimdi size oyundan bir görüntü aldık. Kasırga normal. Fenerde üzerine düşüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oyuna böyle giriş yapıyorsunuz. Vehsaneviz Minecraft Story Mode Sezon 2. Ee, son oyunumuz derken yani son oyunumuz değil bundan sonra bir tane bonusumuz var. Tabii biliyorsunuz Minecraft Story modu bizim klasik çektiğimiz videolardan. Ama neyse oyunun hikayesi çok güzel. Minecraft'ta Mojang yardım ediyor tabii ki de. Ee, Baya iyi bir oyun. Söylemeye gerek yok zaten. Episode 1 yani bölüm 1'i bedavadan veriyor. Ama maalesef oyunda Türkçe yok. Bunun için yama yapmanız gerekiyor veya Supercell'e şikayet edin. Ne Supercell be? Nereden çıktı ya? Brawl Stars'a geldik arkadaşlar ya. Neyse. Dinleyin. Telltale Games'i altta yazıyor zaten. TelltaleGames.com. Ona girin. Deyin ki ben Türkçe istiyorum babacım ne? Tamam mı? Onlar da hiçbir şey yardım etmeyecek büyük ihtimalle ama şansınızı deneyin. Ee, episode 1'i karşınızda görüyorsunuz zaten. Genellikle bu oyun e, mobilde fazla oynanmıyor. Genellikle bilgisayarda oynanıyor. Çünkü bilgisayar en uygunu. E, ve oyunun grafikleri de güzel genellikle. Oyun oyuncu seçebiliyorsunuz falan filan yani güzel. E, oyunumuzda tabii ki de Jesse 2 sezondur. Umarım sezon 3 gelir. Ve hocam Şuraya bir sansür koyalım. Burada yani başka kanallar gözükmesin. Hocam yani ayıp oluyor ya. Allah'ım ya. Neyse bir sonraki oyunumuz Assassin's Creed 3 biliyorsunuz tabii ki de Ubisoft'un krallarından biri. Assassin's Creed serisi 1977'de geçiyor olay. İngilizlerle Amerikanlar arasında. Ee... ve Connor diye bir tane şey var. İsmileri Asin bir tane Asin isimimiz var. Yani suikastçimiz. Tabi bu da Amerika'yı koruyor. İngilizlere öldürüyor. Pam pam pam. Bu kadar basit hocam. Yani bu bonus videomuz. Yani bonus oyunumuz. Yani bilgisayarınız varsa bu oyunu oynayabilirsiniz aksi takdirde mobilde bulması zor zor bir oyun ve fazla desteklemiyor bazı sadece özel telefonlar mesela iPhone X öyle desteklenir ama yani bu aklınızda olmasın ki yani bu oyunu asla oynayamayacağız. Yo oynarız. Videosu da gelebilirse gelir yani şey. Ama ilk başta telefon değil. Bilgisayarımızın olması lazım. Bu ıı, 31 Ocak herhalde. Yok ya. Oktobur neydi be? Evet. Bu videoda da bu kadardı. Ben, Umarım beğenirsinizdir. Tamam. Hoşçakalın.